De yemekten sonra ikinci oturum şu anda bitti. Çünkü konuşmacı olarak geleceğini söyleyen ama gelmeyen çok arkadaşımız vardı. Ama sanıyorum hepimizi tatmin edecek çeşitli görüşler ortaya çıktı. Şimdi programa göre, akışa göre. Lütfen hemen. Dilek temenniler bölümüne geçiyorum zaten sevgili Sertap, ona göre. Aklımda şöyle bir şey var, bir cümle var, onu sizinle paylaşmak istedim. Bir cidden hani 80 puan diye bir şey var ya, yani ben onlara hiç bakmıyorum, takılmıyorum ama 80 puanı geçme barajı diye de bir şey var. Bir öyle bir beste olması gerekiyor ki bu o onun komşusu öbürünün sevdiği falanları aşacak bir beste olmadığı sürece o sınırı aşamıyorsunuz. Önemli olan rakamlar falan değil. Önemli olan sana çok uzak bir kuzey ülkesinin senin şarkından etkilenmesi. Yani o barajı geçecek olan şarkı önemli. Ben yeniden şarkıya önem verilmesi gerektiği taraftarıyım. Bu kadar. Galiba şöyle toparlayabiliriz. Hepsi 3 dakika vaktiniz var. Yarı finalden finale çıkmak için, finalde de üst taraflara tırmanmak için. Şimdi düşünün ki bir yarışma yapılıyor. Pasifik kıyısında Vladivostok'tan oy geliyor. Bu tarafta Atlas Okyanusu'ndan Reykjavik'ten geliyor. Akdeniz'den Malta'dan La Valletta'dan geliyor. Kuzeyde Helsinki'den oy geliyor. Bu kadar büyük bir coğrafyada belki tek ortak kültürleri var. Hristiyan olmaları, biz Azerbaycan ve İsrail hariç ama üç mezhebe dahil onlar da. Ve bütün bu insanlar 3 dakika içinde evde insanlar diyecekler, aa güzel şarkı, not al şuna bir oy verelim. Bunu sağlamak önemli. Yani bence matematiğinin doğru olması gerekiyor şarkının. Bu da benim görüşüm. Efendim, dilek temenniler, sevgili Sertap söyledi son lafını. Var mı bir şeyler söylemek isteyen? Olcay Ahmet Tursuz lütfen. Sertap'ın... Olcay şey alıver lütfen tamam, Ahmet. Tamam, ben sesim çok iyi. Yürüdür evet. Sertap'ın söylediğine %100 katılıyorum. Tabii belli bir noktaya gelmek için o 80-90 puan çok önemli ama onun üzerine %100 marjinal oyları kazanmak lazım. O zaman birinci oluyor. Fakat biz şimdi elimdeydi baktım. Hep işte 167-190 yani çok yanlış bir seçim yapmamışsak isim vermeyeyim. İşte Athena'da, Manga'da, Sertap'ta o puanları almışız. Çünkü bilmiyorum yani bunun TRT'nin bize söylemesi lazım. O televoting'de kaç oy geliyor? Yani o ülkede yaşayan acaba Türklerin oyları yetiyor mu? Bence yeter. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Diyorum ki yani mesela o Finlandiya'nın kazandığı sene rockçıysan o zaman bütün Avrupa'daki rockçılar da ki hey bu bizden hadi bakalım telefona. Bir yerden bir şey katman lazım. Bu bizden demen lazım. Veyahut da çok iddiasız gibi gözüküp aslında iddialı olman lazım. Bu televoting'i sevmeyenler de aa veriyoruz şuna demesi lazım. Asıl kalktığım konu şu. Ben besteciyim ama şarkıcı çok önemli. Şimdi şöyle bir anekdot anlatayım. Atilla Şeref Tuğ biliyorsunuz bir Türk olarak İsviçre adına birinci oldu. Celine Dion diye birisiydi. O zaman Celine Dion diye birisi yoktu. Tesadüfen de ertesi gün Atilla İstanbul'da benim evimdeydi. Yani önceden planlanmış bir şey. Ve ben de Eurovizyonlara katıldığım için bana birazcık gördün mü nasıl dedim ki Atilla sen ver bana o kızı ben de birinci olayım dedim. Yani şarkıcı bence bu kadar önemli. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka dilek temenni?